Bu hafta Teddy ve PJ ilişkilerini farklı boyutlara taşıdılar. PJ'in çok önem verdiği ilk buluşma kız arkadaşının piknik çantalarını kusmasıyla son buldu. Teddy ise erkek arkadaşıyla ailesini tanıştırmaktan çekinirken bir anda babasıyla arkadaş olmalarına çözüm aramaya başladı. Teddy ve PJ demişken yine Gabe yaptı yapacağını ve bir şekilde ikisini de ikna edip anne ve babası gibi davranmalarını sağladı. Gözü az gören öğretmenini güzelce kandırdı. Tabii sonunda yalanı ortaya çıktı. Hem de aşırı komik bir şekilde. O sırada gerçek anne ve baba ne yapıyordu dersiniz? Charlie için aldıkları oyun evini kurmak için uğraşıyorlardı. Amy yine pratik bir çözüm bulup her şeyi halletti. Ama Bob bu minik yalanı yakalayıp öcünü aldı. Gabe bu fırlama fikirlerini nereden buluyor diye bazen düşünüyorum da sanırım biraz annesine çekmiş. Gabe'i bu hafta ilk kez bu kadar sakin izledik sanırım. O eski fırlamalığından eser yoktu. Çünkü istediği doğum günü planını gerçekleştirmek için bir hafta yaramazlık yapmaması lazımdı. Ve gayet başarılı oldu. Ancak hava şartları hayallerinin gerçekleşmesine izin vermedi. Ama muhteşem Duncan'lar ona evde harika bir sürpriz parti hazırladılar. Tüm bu planlar yapılırken en büyük savaşı veren Bob'du bence. Kilo vermek için büyük bir çaba harcıyordu. Tabii PJ'in desteğiyle. Bakalım ne kadar başarılı olacak. Ben de sizin gibi çok bir şey bilmesem de tek bildiğim iyi şanslar Charlie. Buna ihtiyacın olacak gibi.